Efendim bir film gibisiyle beraberiz yine. Çok üç tane konuğum var. Üç aileyi inşallah birleştireceğim. Bu benim için büyük bir mutluluk oluyor. Çiftleri dargın olan insanları bir araya getirmekten büyük keyif alıyorum. Bilmiyorum belki ben de çok eziyet çektim yaşamımda. İnsanlar ayrı yaşasın istemiyorum. Bugün size Fatih isimli genç, yakışıklı, aslan gibi, taş gibi bir delikanlının hayatını özetleyerek kaybettiği aşkını birleştirmeye çalışacağım. Önce bir bu Fatih Bey'i izleyelim. İrem, aşkım, senden ayrıldığımdan beri inan bana çektiğim azabın haddi yok. Sensiz bir dünya haram bana. Seni düşündükçe gözlerimdeki yaşlar kuruyor, inan bana. Her yer, her şey, gördüğün her şey bana seni hatırlatıyor. Ama hiçbir asla senin yerini tutamıyor. Aşkım, dünyada bir tek sen varsın benim için. Yalvarırım bana geri dön. Sana yalvarıyorum bana geri dön. Her an, her saniye gözlerimin önündesin. Başkasını düşünmek bile bana haram olsun. Yaşamak nasip olmasın sen yoksan yanımda. Ne olur bana geri dön İrem. Yalvarırım sana. Başka hiçbir şey düşünme. Çünkü ben yalnız seni düşünüyorum. Ne olur İrem, bana geri dön. Fahri Nisa. Efendim. Fatih Bey burada mı? Evet, burada. Getirin bakalım. Gel mi? Gel. Efendim sunucumun şıklığını, güzelliğini görüyorsunuz. Ne oluyorsa her program değişiyor. Onun da nedenini bilmiyorum. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizi şöyle alayım. Evet, sağ ol. Fatih Bey. Bu güzellikle, bu yakışıklıkla ne oldu? Bana anlatır mısınız? Önce çok memnun oldum. Ben de. Yani bu ayrılığı inşallah düzeltmeye çalışacağım. İnşallah. Yani size bir pek ablalık demiyorum. O kadar yaşça büyük değilim. Estağfurullah. Ama yani gene de bir arkadaşlık yapmak istiyorum. Bir araya getirmek istiyorum. Bana hayat hikayenizi özetler misiniz? Hayat kaç senelik evlisiniz değil evliyiz, mi? Evliyiz, evet evliyiz. Evlilikten evvel bir beraberliğiniz oldu mu? Çok kısa bir süre. Çok kısa dediğiniz? Yaklaşık 4-5 ay kadar. 4-5 ay kadar. Evet. Yani düğünde kız değildi. Değil mi bu? Öyle ilerledi mi arkadaşlarınız düğünden evvel? Çok fazla ilerlemedi. Hayır, çok fazla ilerledi ama çok sevdik birbirimizi. Çocuk var mı? Çocuk yok, hayır. Olmama nedeni siz istemediniz. İstemedik, evet, erken diye daha. Daha biraz gezelim, tozalım. Evet, iyice. Biraz. Korunuyor musunuz? Korunuyoruz. Korunuyorsunuz. Korunuyoruz. Bazen küçük olur, korunmaya da lüzum kalmaz. Onun için son yani. Ben tabii çok böyle şeyler... Çok Allah'a şükür korunma yetecek kadar. Var. Evet. Bu müjdeli bir haber. Peki ayrılma nedeniniz neydi? Ayrılma nedenimiz... Yok, çekinmeyin. Yani her şeyi rahat anlatın. Biz Türk erkeklerinin zamparalık yapma hakkına sahip olduğu gibi bir düşünceye kapıldım. Epey zamandır bu programı sunduğum için bunu biliyorum. Şey mi, ihanet mi? Açıkçası yani bir kere bir hata yaptık işte. Hizmetçiyle mi? Yok, hizmetçiyle değil. Kimle? İş yerinden bir bayan arkadaş. İş yerinden bir bayan. Evet, evet. Beraber oldunuz. Evet. Oldu. Beraber oldunuz. O bayan devam etmek istedi mi sizle daha? İşte problem de oradan çıktı zaten. Evet, devam etmek istedi maalesef. Demek ki yani... Eğer yani, eşimi geri getireceksek bu konu şey olmasın isterseniz, böyle sorun çıkartmasın. Hayır, her şeyi açıkça anlatın. Eşiniz zaten biliyor sizin ihanet ettiğinizi, onu konuştuk kendisiyle. Konuştunuz. Yani onu biliyor tabii. Bir izleyelim. Sayın seyirciler, film gibisinin en zor bölümünü... kısmını çekiyorum. İrem'i görmeye geldim. 8400 rakımdayım. Buradan arabayla geçecek dediler. Onun için kendisini bekliyorum. İnşallah rastlarım. Hava çok soğuk ama iş iştir. Evet, geliyor. Bir dakika, bir dakika. İrem Hanım, bir dakika, bir dakika, bir dakika. İrem Hanım. Bir haber bekliyor musunuz kimseden? Yani sizi özleyen, sizi arzu eden, sizi seven birisine bir ayrılık gibi bir şey var mı? Böyle birisinden bir haber, yani bir beraberken ayrılmanız gibi bir şey söz konusu mu?
Evet, söz konusu ama... Ama diye hemen karar vermeyin. Bakınız, bir kaset getirdim size. Kim olduğunu tahmin ediyorsunuz. Hakkınızdaki düşüncelerini size iletmek istiyorum. Siz lütfen arabamızı alalım. Bir kasetimizi izleyin. Hayır. Kızım hayır deme, beni dinle. Kolay kolay koca bulunmuyor. Kolay kolay koca bulunmuyor. Tacak bulunuyor da koca bulunmuyor. Bak adam tutmuş kaset yapmış geldi. Stüdyomuza özür diliyor senden. Bunu yapmadan önce düşünecektim. Ayol her erkek yapar, döner dolaşır gene eve gelir. Sen zannediyorsun ki bana olmadı, bana neler geldi başına. Gel kızım sözümü dinle. Hadi dinlemek istemiyorum, gitme. Gel diyorum, daha başındayız, kötü olursun. Çabuk. Büyük sözü dinle. Sizin hatırınız için geliyorum sadece, bunu bilin yalnız. Tamam, teşekkür ederim. Kabul edeceğinizi biliyordum. Benim bu tatlı dilim yılanı deliğinden çıkarır. Buyurun. Tahmin ediyorsunuz değil mi? Evet. Bir kişiden mi bekliyorsunuz böyle bir şey? Yani bazılarına ben gidiyorum mesela 5-6 kişiden hal bekliyorsunuz. Bir kişiden mi? Bir kişiden, o biliyor çünkü hatasını. Öyle bir ifadeniz yok, öyle bir kişiden bekliyormuşsunuz gibi değil mi sanki? Çok güzelsiniz çünkü. Ay, teşekkür ederim. Buyurun bakın. İrem, aşkım, senden ayrıldığımdan beri inan bana çektiğim azabın haddi hesabı yok. Sensiz bir dünya haram bana. Seni düşündükçe gözlerimdeki yaşlar kuruyor, inan bana. Her yer, her şey, gördüğüm her şey bana seni hatırlatıyor. Ama hiçbir adam senin yerini tutamıyor. Aşkım, dünyada bir tek sen varsın benim için. Yalvarırım bana geri dön. Sana yalvarıyorum, bana geri dön. Her an, her saniye gözlerimin önündesin. Başkasını düşünmek bile bana haram olsun. Yaşamak nasip olmasın sen yoksan yanımda. Ne olur bana geri dön. Yalvarırım sana. Hiçbir şey düşünme. Çünkü ben yalnız seni düşünüyorum. Bak yalnız seni düşünüyorum. Bana geri dön. Dön diyor. Ay yavrum ya, güzelmiş de. Ne diyorsunuz? Çok güzel bir beraberliğimiz vardı. Çok... Ne kadar sürdü? 2 sene. 2 sene. Bilemeyeceğim. Yani oğlan taş gibi. Sen bilirsin. Buna her yerde müşteri çıkar. Müşteriler de böyle bir aşk çıkmaz herhalde. Çok sevdim. İnanılmaz derecede sevdim ama beni aldattı. Aynı. Görmemezlikten gel aldattı. Gene kesin kararını verme. Gel stüdyoya. Bak orada her şey düzelecek. Ben sana gerekli abla orada yapacağım. Söz veriyorum. Sevgilinizi buraya getirmek için, daha doğrusu karınızı, çok emek verdim. Çok uğraştım. Önce çok itiraz etti. Fakat gene de bilmiyorum. Gelip gelmeyeceğini bilmiyorum ama yani ben olsam gelirdim. Ben olsam gelirdim. İnşallah, yani boylu postlusunuz, taş gibi, bir de yani parasal durumunuzdan bir katınız falan olabilir de. Yani bir katla bitmiyor her şey. Samimi söylüyorum. Bak 3 tane yatım var. İnan bu yaz hiçbirine binmedim. Hiçbir. Birine bahçıvanım bindi, birine seyisim bindi, birine de kim bindi onun da adını bilmiyorum yani. Para hiç mühim değil. Sevgi mi? Yani. O sevgi fazlasıyla var bende zaten. Var. Var, var. Çok seviyorum. Yani iyi tabii. Tabii iyi. Bakın bence... Pardon. Rica ederim, rica ederim. Ay pardon. Hiç önemli değil. Hiç önemli. Nasıl önemli değil? Değil yani. Ben eşimi sevdiğim için mühim değil. Canım ben eşin başka bir şey de ben yani edepli oturmayı tercih ederim. Eşini seversen sevmesin. Ben de sevdiğim vardır herhalde mutlaka, yani. Mutlaka mutlaka. Sizi hiç, sevmeyi. Yani, ama inanın ki yani siz o kadar samimi bir sıcak yüzünüz var ki. Ay şuramda kirpiğime bakar mısınız? Çok güzel. Hiçbir şey yok. Yüzde bir şey mi kaçtı? Ay, evet. Ay bakın. Çok güzel, çok güzel. Teşekkürler. Güzelliğinize hayran kaldım ama. Sağ olun, teşekkür hayran ederim. Hayran kaldım, hayran kaldım. Sağ olun, çok mersi. Ama yalnız. Yalnız. İnanın yani ben bu programda tabii ki bunu söylemek istemem. Ama hat. Reddeden taraf sizsinizdir hep. Reddeden taraf ben oldum, evet. Çok üstüme düştü, çok sevdi. Fakat beni paramı sevmiş. Ne kadar maalesef beraber oldunuz? Maalesef paramı sevmiş. Siz ne kadar beraber oldunuz? 6 ay kadar beraber oldum. Evet. Benden ilk yani daha bir ilk ayında araba istedi. Evet. İlk ayında araba istedi. Arabayı aldım. 4 gün sonra tabanca istedi.
tabancayı aldım, cep telefonu istedim. Yani, istekler bitmedi. Devamlı istekler çoğalmaya başladı. Ve ayrılmak mecburiyetinde kaldım. Şimdi telefon üstüne telefon. Telefon üstüne telefon. Geri istiyor. Hayır, kesinlikle hayır. Tabii. Ben istemiyorum. O istiyor, ben istemiyorum. Çünkü benim yani çok özelliklerim vardır. Mallarınızı geri aldınız. Kadın olarak. Mallarımı almadım. Mal hiç miyimdi? Hiç miyimdi? Vallahi size daha çok yakışıyor. Hayır Kaan. Sen mi söylüyorsun Kaan? Bir gün sıkışırsın bir şey olur bozdurur. Yok çok şükür. Kalsın. Adil sinirlendi bunu da veririm vallahi. Kalsın at cebine. At. Ben saklarım. Gözüm gibi bakarım bunları tamam, şimdi. Tamam bak. Gözüm en mühim uzun gözün mü? Gözden daha mühim uzuvlar vardır. Benim için gözden daha mühim. Ay gözüme bir şey kaç. Görebiliyor musun yakın? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ay seyirci olmasın ben bilirim ne yapacağım. İzledik değil mi? Gördük. Gördük. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı-hı. Senin bu yakışıklılığın yanında büyük bir aman aman değil. Aman aman değil. Ağız biraz büyük ve ince. Kadında dudak iri olmalı. Yani, evet. Yani ince gözler manasız. Yani kadın olarak bilmiyorum. Yani dişi bir kadın değil. Yani dişilik başka bir şeydir bak. Ben ilk onun... Sen mi söyledin? Evet. Ay kestim. Yani dişilik bu bir yaratılış. Bir de şey vardır bilir misiniz? Sekste bir ten anlaşması mesela. Tutarsın, evet. Bazı bir şey ifade etmez. Doğru. Bir tutarsın, bazı bir şey ifade ben eder. Ben de ilk yolda giderken arkasından tutmuştum. Güzel, çok yani yürüyüş ilgimi çekmişti. Arkasından. Evet. Yani arkayı mı tercih ediyorsun? Yok, arkadan koşmuştum. Arkadan tuttum. Koştum, pan dedim. Öyle yani. Ya tuttum, anladığınız anlamda değil. Evet. Arkadan tuttum. Çok güzel. Peki. Sen bırakabilir miyim? Tabii, rica ederim. Tesadüf kalmış. Ben de şaşırdım, evet. Yani, bravo, demek bu kadar seviyorsunuz. Sizden de... güzel olmasın. Yani, kesinlikle öyle değil gerçi ama güzellik yani... Güzellik değil, beni yatak çeken... başka bir şeydir. Bunu anlatamam. Yani ben şu kadarcık... Koltukta 8 pozisyona gir. Yani kendimi methediyorsam kahrolayım. Ama bu bir yaratılış. İçten gelen bir şey bu. Yani herkesle de olmaz. Bazen tutuyor. 8. Evet. Valla yani tabii ki benim görevim sizleri birleştirmek, bir araya getirmek. Bundan büyük bir mutluluk duyacağım. Emin misin yani ille sevgilinle? Tabii istiyorsun. Yani, onsuz bir yaşam düşünemiyorum şu anda. Onsuz şunun hiç. Eşine ver istersen. peki bir bakalım geldi mi geldi mi? Okey. Bu yönetmenler aramızda bir tuhaf durum var. Eğer gelmeyecekse kapıyı açtırmayın. Gerekse kapıyı açtırın. Yani beni böyle deli ediyorsunuz. Gelecekse kapı açılsın. Açıldı işte bomboş duruyoruz. Kimdi yönetmen niye böyle yapıyor bilmiyor. Sizi de heyecanlandırıyor. Değil mi? Maalesef şu anda ya, kötü hissettim. Zaten. Kapayın. Gelecekse tekrar açın. Siz de bir şey çalın yani böyle gelme heyecanı olan bir parçanız yok mu? Orkestra. Yok böyle azgın bir şey gelen. Metro Golda Mayer çay aslan geliyormuş gibi. Alaturka seviyorsa Alaturka çalın belki ondan gelir. Böyle var mıdır? Ben yok hayır. Evet geliyor. Teşekkür ederim beni kırmadığınız için. De yalnız öyle konuşalım. Siz buyurun oturun. Siz buyurun oturun. Kızım. Bak sen gelme evvel 3-4 saattir konuşuyorum bunu. Kesin bunun gözü göz değil. Bak sana söyleyeyim kesin gözü göz değil. Ben 13 yaşında bu işe başladım. Erkeğin ne olduğunu ben bilirim. Bundan hayır gelmez. Bu yakında kerhaneye gider. Öyle mi? Eminim. Kerhaneye gider ve travestiyle yatar. Bak beni dinle. Bunlar benim başımdan gitmiş yere bunları ben bildiğim için söylüyorum. Beni dinle. Bu herifin gözü göz değil. İstersen de ki ben sizin hatırınız için geldim.
fakat birleşmemiz imkansız de. Kafanı kullan. Size güzel de mi takıldı kızsın. Yoksa? Evet. Evet. Deminden beri gözünüzde bir şey var diyor, üstüme geliyor, gözünüzde bir şey var. İnanmıyorum. Üstüme geliyor, böyle burun buruna oluyor, hoş bir şey. Yani ben namusumu hiçbir zaman ucuza satmadım. Niye güldünüz ki burada? Ben sana ilk yapıyorum. Şu an ben şoktayım çünkü size de yaptı aynı şey. Demek ki bu insan düzelmeyecek. Herkese yapar. Öyle bu mi? Herkese yapar. Bana bu doğru yolu gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Bu benim görevim. Hayır. Görev? Bilemeyeceğim. Bana bilemem ki hayat. Siz o yüzden çağırmışsınız. Bilemem. O yüzden çağırmışsınız.